Bir gün uçağa bindiniz, baktınız ki sallıyor, türbülans var. Ne yaparsınız? A. Koltuğunuza sıkı sarılırsınız. B. Yanınızdaki yolcu kimse ona sarılırsınız. C. Bildiğiniz duaları okumaya başlarsınız. Ama doğru cevap bu değil. Ben bir pilotla konuşup geliyorum. Ben bir pilotla konuşmaya gidiyorum. Merhabalar sevgili Kaptan Baha izleyicileri. Bugün yepyeni bir cumartesi de yepyeni bir video formatıyla karşınızdayım. Bu sefer bir diziyi veya bir filmi eleştireceğim. Havacılık yönünden tabii ki ve bu yepyeni video türüne de ilk defa TRT'nin ünlü dizisi, son zamanlarda müthiş popüler olan dizisi Teşkilat ile başlıyoruz. Evet arkadaşlar siz sakın ha uçaktayken türbülans olduğu zaman yerinizden kalkmayın. Hele ve hele kemerinizi çözmeyin. Hadi bir de kahramanımızın dakika bir gol bir dizinin başlangıcında yaptığı gibi bu ne biçim turbulanslar? Ben pilotla konuşmaya gidiyorum. Tutun benim kahvemi filan şeklinde bir tavırda sakın ol, olmayın. Her şeyden evvel sizin için tehlikeli. Çünkü türbülans zamanında yerinizde oturmanız ve kemerinizi bağlı tutmanız gerekiyor. Bu da kaptanınızdan size bir anons olsun. Aynı zamanda kokpite girmek ne demek abi? Ha, ülkemizde tabii bu tür benzer şeyler oluyor. Bazıları zamanında motorun jeneratöre gittiği zaman dediği için herhalde böyle dizilerde de böyle şeyler normal olabilir. Ama dakika bir gol bir e, İtalya'dan Türkiye'ye uçarken Yunanistan üzerinden uçmak zorunda kaldıkları için nedendir o da bilinmez. Aslında o hava sahasını e, bypass ederek de Türkiye'ye de uçabilirlerdi. Madem o kadar önemli bir yük taşıyorlardı. Yunanistan'ın ufak bir meydanına acil durum ilan edip inişe gerçekleştiriyorlar. Burada çok fazla acayip bir şey yok. Ama işin komik tarafı dediğim gibi yani eğer siz böyle bir operasyon yapıyorsanız o zaman Yunan hava sahasını siz gerçekten kat etmek zorunda da değilsiniz. Akdeniz'e çıkarsanız ondan sonra Türkiye'ye gelebilirsiniz ki bizim de örneğin Mavi Vatan kapsamında Libya'ya yaptığımız gerek silahlı kuvvetlerimizin gerekse başka uçuşların gerçekleşmesi de bu şekilde gerçekleşiyor zaten. Yunanistan hava sahasını bypass ederek Akdeniz üzerinden ulaşıyoruz. Madem böyle hani söyledikleri gibi uçakta silahlar var ve senaryo biraz orada falso veriyor. Ama <laughs> falso verdiği noktanın en kötü tarafı da bu değil. Örneğin bu arada bir uçak kazasından bahsediliyor. Kahramanlarımızdan bir tanesinin eşi gazeteci bir uçak kazasını araştırıyor. Düşen yolcu uçağı esrarını koruyor. Uçakta mit mensupları mı vardı? başka ol. Sakın sesini çıkarma. Lütfen beni öldürme. Lütfen öldürme beni. Kazanın peşini bırak. Yoksa son senin için hiç iyi olmayacak. Tabii bu uçak kazasına baktığınız zaman bu kadın fotoğraflar biraz böyle flulaştırılmış durumda ama insanların kafasında yerleştirilmek istenen imaj ne imajı? Tabii ki Isparta kazası Atlas Jet'in. Ama gelin görün ki bunu biraz flulaştırmış bizim yapımcılarımız. Mantıklı. Ondan sonra bu uçak kazasıyla ilgili sonradan öğreniyoruz ki aslında bunun içerisinde MIT mensupları var mı yok mu diye araştırılıyor. Bunun yazısını yazıyor gazeteci arkadaşımız. Yani aslında biliyorsunuz bu kazaya öyle kazındı, öyle kaşındı, öyle kaşındı ki artık neredeyse insanlar bu kazanın gerçek nedenine inanmamaya başlıyorlar. İnsanlara söylediğiniz zaman kardeşim bu uçakta iyi cibbesi yoktu, bu uçakta çalışmayan bir sürü maddeler vardı. Uçuş güvenliği açısından uçuşa elverişli bile değil dediğiniz zaman yok kardeşim bu işte borda biz var ya dünyanın en büyük ülkesi olacaktık. Oradan çıkıp Ay'a gidecektik. Bor'un yani yapacaktık diye insanlar düşündükleri için oradan aldılar. Artık olayı biraz daha abartmışlar. İşte bu uçakta MIT mensupları vardı filan şeklinde. Olayı bir nokta daha arttırmışlar olayın dramatizasyonunu. Şimdi dediğim gibi artık böyle hem TRT dizisi devletin kanalında yayınlanan bir dizi. Böyle bir uçak kazasının raporları devletin elinde de mevcut. Sivil havacılıktan gitsinler, araştırsınlar etsinler diyeceğim ama ya bu dizi için çok fazla bir araştırma yapıldığını da ben pek zannetmiyorum. En azından benim bilgili olduğum havacılık konusunda. E sadece bu değil tabii. Yani bir takım sorunlar da var. Örneğin İngilizce sorun. Mesela şöyle bir konuşma geçiyor dizide. Tahir diye bir adamla teması varmış başkan. Başkanım, adamın başka bir bilgisi yok. Yani Tahir'in bizi Ceren'in Keo'suna götürebileceğini düşünüyoruz. Çok pardon, Keo? Case officer. Bir dakika, case ile mi yazılıyordu, C ile mi yazılıyordu? Ha, işte burada da keh bili, bili reklamı girecek araya. Keh bili bili ile İngilizce öğrenin. Ben onu yapmıyorum tabii. <laughs> Onu da öğrenenler nasıl öğreniyor? Dizide görüyorsunuz zaten. Ben size her zaman için söylüyorum. Havacılıkta ve dünyada başarılı olmak için, havacılık dışındaki işlerde de başarılı olmak için mutlaka ve mutlaka İngilizcenizin iyi olması lazım. İngilizceniz iyi olmazsa başarılı olamazsınız. Buraya da aşağı bir motivasyon olarak ekleyeyim bunu bu videonun içerisine. Tabii havacılıkla ilgili yapılan hatalar burada da bitmiyor. Kahramanlarımız çok acayip şeyler gerçekleştiriyorlar. Ve yapılan film artık herhalde böyle bir noktadan sonra abi bir an önce şu bölümü yetiştirelim bir buçuk saatlik dizi çekiyoruz bir haftada filan dendiği için kahramanlarımız Yunanistan'da istihbarat bilimlerinin elinden kaçarken bir anda bilinmez bir şekilde nereden olduğu ortaya çıkmayan bir tane Piper Seminole yürütüyorlar. Ha, yürütüyorlar diyorum. Çünkü dediğim gibi etrafta hava alanı yok. Havaalanından uzaklaşmışlar da sonra bir anda aralarında şöyle bir konuşma geçiyor. Daha önce kullandın mı? Simülasyonda eğitimini almıştım. Sen daha önce bu uçak kullandın mı? Hayır ama simülatöründe bulunmuştum. Hey, iyi o zaman uçur bakalım bizi. Var mı öyle bir şey abi? Bir kere Piper Seminole uçtukları uçak. Ha bu arada videoda çok ilginç bir şey var. Bunu tabii ki Türkiye'de bir uçuş okulunda çekmişler. Büyük Bozuk'ta Ankara'da bir uçuş okulunda. Ee, renklerine pek bakmadım ama Türk Hava Kurumu'nun belki de eğitim uçaklarından bir tanesi olabilir diye düşünüyorum. E tabii bu hangardan taksi yaparak, motorlar çalışarak çıkıyor. Yani o video çekilirken bile o dizi çekilirken bile o hangarın içerisinde olmak istemem çünkü hakikaten hangarın içerisinden taksi yaparak çıkan bir uçağın pervanelerinden gelen hava o hangarın içini mahveder yani ondan sonra o film çekildikten sonra da hangarı temizleyen kişi olmak da ı -ı, istemem ben. Şimdi burada çok ilginç bir şey var. Beni çocukluğuma götürdü biliyor musunuz? Çünkü neden diyecek olursunuz? Benim çocukluğumda böyle televizyonlarda bir şey bir haber çıkardı. Ankara'dan işte şu Uşağı gitmekte olan bilmem kim yönetimindeki otobüs Afyon bölgesinde kaza yaptı. İşte 10 kişi yaralandı, 2 kişi hayatını kaybetti. Sonra bunun işte o TRT'nin zamanında kısıtlı imkanlarıyla çekilen videosunu gösterirlerdi ve otobüs şirketi bütün otobüsü paramparça olmuş. Belki de yani yarısı yok otobüsün ama mutlaka ve mutlaka otobüs şirketinin adının olduğu yere bir gazete serisi kaplanmıştır. Oğlum oradan bir dikkat gazete al. Otobüsün şeyini kaplayacağız. Ha ölüler mi? Onlar onları kaplamamıza gerek yok ama otobüs şirketinin adı çok sakın çıkmasın. Finan türünden yaklaşımlar vardı o yıllarda. Benzeri bir yaklaşım bu videoda da var. Artık nasıl bir şey yaptılarsa büyük bir olasılıkla uçağın üzerinde o ait olduğu uçuş okulunun veya eğitim üniversitesinin adı var. Onu kaplamaları lazım. Motorların üzerinde var. Bunları görüyorsunuz. Onun dışında motorların onun dışında motorların dışında bir de arkada kuyrukta isim yazıyor. Hani onu daha böyle bir usturuplu kaplamışlar ama motorların üzerindeki ismi ne yapacaklar? E biz bu şeyleri, stickerları çözecek miyiz buradan? Çıkaramıyoruz filan. E motorların üstü beyaz. Hmm, beyaz bir bant bağlayalım. E -eh, o da yok. E ne yapacağız? Abi biz buraya bir stip tape çekeriz. Valla çok güzel olur filan diye. Yani resmen benim çocukluğumda kaza yapan otobüs şirketlerinin isimlerinin Üzerine kaplanan gazete kağıdı gibi bir, bir çözüm üretmişler orada. Vallahi hayretler içerisinde kaldım. İnsan oraya bari speed tape'i de boyar da öyle yapıştırır. Hani en azından bir böyle gözünüze giren bir şey olmaz. Tabi olay onunla da bitmiyor. Kahramanlarımız bu uçağı alıyorlar. Hangardan vız diye çıkarıyorlar. Tabi nereden oldu bu uçak nereden çıktı belli değil kendileri Yunanistan'ın o ücra köşesinden Gökçeada'ya kaçmaya çalışıyorlar. Bu sırada kaçtıkları zaman Gökçeada'ya kaçarlarken de uçağa biner binmez tık. Başkanım. Zehra. Kasım sağ salim döndü. Sizin durumunuz nedir? Serdar aldık başkanım. Dönüyoruz. Güzel. Plana sadık mısınız? Hayır başkanım. Hava yoluyla dönüyoruz. Daha doğrusu ilaçlama uçağıyla. Yani kaşla göz arasında siz istihbaratçısınız biraz gizli olması lazım her şeyin. Peki bu kadar cep telefonuyla zıttır pıttırı call me maybe şeklinde araşıyorsunuz ama e, Yunan istihbaratında el, al, e, eli armut toplamıyor herhalde o cep telefonlarınızı takip etmiyorlar mı? Belki de etmiyorlardır kim bilir. Neyse kahramanlarımız havalanıyorlar bak gördün mü diyor bu kadar basit işte. kolay. Hani söylenenler o kadar acayip ki neredeyse hani eskiden mahalle arasında bizim çocukken yapılan muhabbet vardır. Abi şu arabayı kullanır mısın? Abi vitesini bileyim kullanırım. Aynı ona benzer bir muhabbet. Aklınız hayaliniz durur. Ha olay bunda da bitmiyor. Asıl ve en önemlisi ne biliyor musunuz? Piper Seminol benim çift motorlu hem öğretmen olarak çalıştığım hem de kendimin çift motorlu ticari pilot lisansımı aldığım uçak ve ben onun ilaçlama uçağı olduğunu bu zamana kadar bilmiyordum. Meğerse ben çift motorlu lisansımı bir ilaçlama uçağında almışım. Kim bilir? Belki de benim lisansım geçerli değildir. Nasıl yani? Bir köyden ilaçlama uçağı aldık başkanım. Serdar kullanıyor. Sınırı bu şekilde geçmeyi düşünüyoruz. O uçakla. Hem de Serdar kullanıyor. O uçakla Türkiye'ye gelemezsiniz. Tabi bu arada kahramanlarımız kaçarlarken Türkiye'ye doğru bir an önce Türk hava sahasına geçmeye çalışıyorlar. Bu sırada Yunan jetleri arkadan geliyorlar. Hey sen kardeş filan falan. E, bu arada Serdar denilen kahramanımız Yok o Serdar değil o benim arkadaşım olan Serdar diğer Serdar kahramanımız olan Serdar gerçekten de e, uçakta kulaklıkla uçuyor ama diğer kişiler onlar böyle arabada gider gibi loy lay lay, loylo muhabbet ederlerken kadın kahramanımız da normal telefonda konuşur gibi müdürüm biz aldık uçağı filan. abi sizi o uçağın içerisinde bırak telefonda konuşmayı birbirinizle zor konuşursunuz bu da tabii böyle bir ayrıntı. Ama işin başka yönleri de var. Şimdi uçağa ilaçlama ulaş uçağı dediniz ya. Müdür diyor ki o uçakla hem de Serdar kullanıyor. O uçakla Türkiye'ye gelemezsiniz. Türünden bir tepki gösteriyor. Neden gösteriyor? Ben size söyleyeyim. Çünkü siz o ülkeye girdiğiniz zaman o şekilde sivil havacılık sizden vergi ister diye söylüyordur belki de. İşin şaka tarafı. Ama ha sivil havacılıkta şimdi kızarsınız edersiniz. Espri bu. Ha söyleyeyim. Bunlar geldikten sonra o sırada bizim Türk Hava Kuvvetlerimizden F-16'lar kalkıyorlar. Yunanların mirajlarına karşı. Ondan sonra dogfight'a filan falan giriyorlar bu arada. Tabi bu arada bizim uçağımız aşağılarda şey yaparken bizim görüntülerde 27 bin fitlerde filan dogfight yapılıyor. Ne alaka? Tabi bu arada zamanında bizim hakikaten Türk Hava Kuvvetlerimizin yapmış olduğu bir dogfight sonucunda çekilmiş olan videolardan esinlenmeler alınmış. Bir tanesini aldım. arkadaşlar Arkadakini polinge getirdik ama öndekine çakabilirim. Kaçmaya çalışıyorlar. Ve orada işte öndekine çakarım muhabbeti vardır ya bizim çok güzel bir tabirdir hatta onun peçi bile yapıldı galiba. Onu kullanmışlar. Kullansınlar da yani senaryoda biraz sırıtıyor. <laughs> yani biz de bunu buraya koyalım filan şeklinde. Neyse ondan sonra Piper Seminole allem ediyor kallem ediyor. O kadar hızlı uçuyor ki bizim F-16'larımız onu eşlik ediyorlar. İki tane F-16 geliyor. Piper Seminole'la beraber kol uçuşu yapıyorlar. Burada dikkatinizi çekecek bir nokta var. Bizim F-16'ların afterburner'ları açık. Yani Piper Seminole gibi yavaş giden bir uçağa yetişmek için afterburner'lar açılmış. Son sürat bizimkiler gidiyor ama Piper Seminole bu kahramanımızların uçağı. O yüzden o da o kadar hızlı gidebiliyor yani. Kanatları nasıl kopmuyor ayrı bir konu. Bir de tabii havacılık dışında bir takım tutarsızlıklar var. Bir kere her şeyden evvel cep telefonuyla yapılan konuşmaları biraz önce anlattım. Cep telefonunun çekip çekmeyeceği bulunduğunuz irtifaya bağlı ama yine de çoğu zaman cep telefonu öyle uçaklarda çekmez. Ha bu arada madem cep telefonu çekiyor bizim kahramanlarımız müdürleri neredesiniz şu an dediği zaman arkada oturan arkadaş e, galiba ile Limli ile Gökçeada arasında bir yerdeyiz diyor nereye bakarak söylüyor bilmiyorum. Ha bu arada pilot olan Serdar arkadaş da hiç istifini bozmuyor. Aslında pilot uçak olarak uçağı kullanan olduğu için bence aslında onun söylemesi biraz daha mantıklı olur diye düşünüyorum ama bunun dışında bu diziyle ilgili bir takım ilginç şeyler de gözlemledim. Örneğin Milli İstihbarat Teşkilatımıza anlatan bir dizinin müziklerini Moskova'daki bir orkestraya yaptırmışlar. Neden ülkemizin ulusal orkestralarından bir tanesini kullanmadılar? O benim dikkatimi çekti. Ben böyle şeylere takıyorum biraz. Bu arada dizinin de sponsorları var. Dizinin sponsorları bilmem ne mobilyaları falan da değil. Sponsorları arasında kim var biliyor musunuz? Dünya çapında şirketlerimiz var. Sayıyorum. Aselsan var. Onun dışında Baykar var. E bu kadar şirketin sponsor olduğu bir firma, bu kadar havacılıkla ilgili, bu kadar elektronikle ilgili gelişmeler kaydetmiş firmalarımız Sponsor oldukları dizilere bakmıyorlar mı acaba bunda ne tür saçmalıklar var diye. Bir tane belki bir tane pilot yollasalar, bir tane mühendis yollasalar bu tür saçma şeyleri önleseler olmaz mı diye düşünüyorum. E, bence fena olmaz. Hani ben kendim bir şey istemiyorum. Hani ben şimdi bu eleştiriyi yapıp da ondan sonra beni diziye danışman olarak alın filan falan. Öyle bir niyetim yok benim arkadaşlar. Benim zaten işim başımdan aşkın. Ama mesela öyle bir şey yapacaksanız askeri danışman var orada. Askeri danışman tutmuşlar. Bir tane de havacılık danışmanı tutun. Bugün mesela Tolga Özbek gibi bir cevher var ülkemizde. Alın Tolga'yı danışman yapın bu diziye ya abi. Yani kendisi de seve seve yapacaktır diye tahmin ediyorum. Bu yanlışlıkları düzeltecektir diye tahmin ediyorum. Hatta ve hatta bu yanlışlıkların ortaya çıkmasını engelleyecektir diye tahmin ediyorum. Bu arada Tolga'ya da pas atmış burundayım. Onun da işi başından aşkına ama belki de gerçekten güzel bir şey olur. Çünkü hakikaten... Milli İstihbarat Teşkilatımız bizim bilmediğimiz, bizim güvenliğimiz için, bizim ülkemizin bekası için o kadar özveriyle, o kadar can vererek çalışan bir örgüt ki, ta Osmanlı'nın zamanından beri gelen bir devlet geleneğiyle iş yapan bir devlet kurumudur Milli İstihbarat Teşkilatı. O yüzden bu kadar şehit veren, bu kadar özveride bulunan insanların verdiği emekleri bu kadar basitçe senaryolaştırmak haksız mıyım? Haklıysam veya haksızsam aşağı yorumlarınızı bekliyorum. Benden şimdilik bu kadar. Bir sonraki cumartesi bambaşka bir Kaptan Baha videosunda tekrardan görüşmek üzere. Mutlu kalın, esen kalın ama her şeyden önemlisi sağlıklı kalın. Hoşçakalın. Uçak sallıyor, şıngır şıngır saldır saldır saldırıyor. Saldırıyor mu? Ben yepyeni bir format. Format lafını sevmiyorum ben ya. Bugün sizlerle bundan sonra da tekli, tekrarlayacağımız tekleyeceğimiz hakikaten de tekliyoruz yani. <laughs>